Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte 1848-1855 yıl arasındaki 7 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri, bu olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1855-1857 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 2 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına yavaş yavaş geçebiliriz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. 1855 yılı piyanonun yüksek sosyeteye geçişi, artık piyano halk müzikisi, halk sanatı olmaktan çıkmış ve yüksek kesimin yani zenginlerin ulgilerini bir alan olarak kendisini götürmeye başlamıştır yavaş yavaş. Leyla Saz Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getiriliyor ilk piyano değerli dostlarım. 1855 yılında gayrimüslimlerden alınan cizyenin kaldırılması. Ne demiştik? Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nde askerlik yapmazlar. Lakin Osmanlı Devleti'ne askerlik vergisi ve yasama vergisi yani. Osmanlı Devleti onların hürriyetini ve güvenliğini sağlardı. Buna karşılık Osmanlı Devleti'ne cüzi bir miktar vergi ödeyip askerlikten de mahvolurlardı. Bir takım haklara da sahip olurlardı. Lakin gelinen bu noktada cizye vergisi kaldırılmak zorunda kalıyor. Çünkü artık Osmanlı Devleti bu vergileri toplayamıyor. Çünkü artık Osmanlı Devleti çok zayıf ve güçsüz bir durumda değerli dostlarım. Bunun da kaldırılması tabii ki az da olsa Osmanlı Devleti'nin yıkıma sürükleyen etkenlerden bir tanesidir değerli dostlarım. Çünkü alınan vergi azalmıştır dostlarım. 1855 yılında Paris sergisi, 1855 yılında İstanbul, 16 Ağustos 1855. İstanbul'da Sahramentimin kurulması. Yani 16 Ağustos 1855 modern belediye idarelerinin başlangıcı olarak, milat olarak kabul edilmektedir bu alanda kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telegrafın hizmete girmesi. Eskiden ne vardı? Güvercin, yani güvercinin kanadına mektubu bağlarsınız. Eğitimli tabii güvercinler uçar, pır yapar. Gideceği yere gider, mektubu bırakır, siz bir geleceğe yap mektubunu yazarsınız. Güvercinin kanadına bağlarsınız, güvercin geri götürür. Bu şekilde diyaloglar sağlanırdı. Sonrasında bu kaldırıldı. Mektup yazma sistemi başladı. İşte kıymetli misafirler, kıymetli dostum. ... Saygılarımla isim soy isim imza. Tarih, gönderici, alıcı. Sonra mektup yazmaya başlandı. Sonrasında mektuptan da vazgeçildi. Ya çünkü mektup da yavaş bir sistemdi arkadaşlar yani. Mesela burada bir mektup yazın. Şeye gitmesi, örneğin mesela burada yazılan mektubun sürmeneye gitmesi bir haftasını alır insanın mektup yazma sisteminde. Ama siz telefonunuzla saniyeler içerisinde dünyanın öbür ucundaki insanı arayıp saniyeler içerisinde konuşabilirsiniz dünyanın öbür ucundaki insanla. Bu da iletimi kolaylaştırdı. Tabii telefon daha yok. Telegraf var. Makine iletim sistemi gelişiyor. Telegraf dediğimiz sistem tak 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 parmaklarla yazılır. Bir makinesi vardır. Parmaklarla saniyeler içerisinde iki kişi karşılıklı olarak sisteme geçer. Yani sistemin taraflarına. Tabii yan yana değil bakın. Sadece basit bir şey yazıyorum. Siz o taraftasınız. Beni görebiliyorsunuz. Yani göremiyorsunuz. Ama benim yazımı okuyabiliyorsunuz. Tak tak tak. Bir şey geliyor oradan. Bunu bilebiliyorsunuz. Bu da iletişimi çok kolaylaştırıyor. Ve artık günler süren mektup haberleşmesinin yerine dakikalar süren, hatta dakikalar belki saatler süren
Telegrafa birleşmesi arıyor değerli dostlarım. 1855 yılında 18 Kasım'ında et ve ekmek dışında bütün maddelerden verginin kaldırılması gerçekleşiyor. 1856 yılında Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihleri basamasının şartları oluşuyor. Dostlarım, Türk illeri dediğimiz Türk devletleridir. O dönemde bir Orta Asya'daki Türk devletlerinde bir çekişme var. Afganistan Emirliği, Hokan gibi devletlerinde bir çekişme var. Rusya bundan faydalanarak yavaş yavaş Türk illerini, yani Orta Asya'ya istilal etmiştir. Ki şu anda da Orta Asya'da, Orta Asya'nın tam ortasında, demek doğru olur, kalan tek devlet Moğolistan, yani Çin ve Rusya'da kalan tek devlet Moğolistan'dır. Lakin Orta Asya'nın merkezinde de kalan devletler, Türk devletleri, Kırgızistan, Çağcikistan, Özbekistan, Kazakistan devletleridir. Orta Asya'nın tam merkezinde kalmışlardır bunlar. Ki hatta şeyi bile, Azerbaycan'ı bile, siz Orta Asya'nın merkezinde kalan bir ülke olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Asya'da da, yani Asya'da ama şeyde, yani Türkiye tarafına biraz daha uzak olduğu için, Hazar Denizi'ne yakın olduğu için, Türkiye tarafına uzak değil, Hazar Denizi'ne yakın olduğu için, şimdi Azerbaycan'ı daha iyi Orta Asya ülkesi olarak kabul edebilirsiniz değerli dostlarım. Tabii ki bu devletlerin memnun kazanması da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gerçekleşecek değerli dostlarım. Yani Türk ülkesi için konuşuyorum. 1856 yılında Osmanlı Bankası'nın kurulması. Bu sayede Osmanlı vatandaşları düşük vergiyle ve uygun ödeme fırsatlarıyla istedikleri parayı bankadan gidip alabilmeye, kredi şeklinde alabilmeye hakkına sahip oluyorlar. 1856 yılında Arap alfabesinin Morse alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması. Osmanlı Devleti'nde o dönemde ana dil Osmanlı Arapça, çünkü henüz yani Türkçe'ye uyarlama gelişmemiş. Osmanlı Farslıların etkisinde kalmış. Ve sonrasında da 1856 yılında, bakın, telgraf ne zaman geliyordu? 1855'te geliyordu. Bir yıl sonra Osmanlı telgrafları Arapça yerine Türkçe ile gönderilmeye, alınmaya başlanmıştır. Ama şunu da hatırlatalım. Değerli dostlarım, bu Türkçe dediğimiz yapı da günümüzdeki Ali topu at şeklinde değil. Şu şekilde Osmanlı Türkçesi var. Ben bile anlamıyorum. Bir tarih olarak bile anlamıyorum ama Osmanlı Türkçesinde o da bir Türkçedir. Yani Türkiye'nin bir lehçesidir. Osmanlı'nın konuştuğu bir değildir. Yazı dili ama pek gelişememiştir. Çünkü zaten o dönemde bu yazı okuyabilmek, anlayabilmek çok zor. O yüzden saray dili olarak gelişen bir dil var. Bu da telgraflarda kullanılıyor. Neden telgrafa da bakacak olursak, yani örneğini nasıl tarif edelim? Yüksek yerlerin kullanılığı bir şey. Çünkü orada hala mektup kullanıyor. Evet, 1856 yılında ıslahat fermanı ilan ediliyor. 1856-60 arasında Kösince Terunova'da demir yolu hattı yapılıyor. Hatta arasında diyelim. 1856-66 arasında İzmir-Aydın demir yolu hattı yapılıyor. Bakın dostlarım, sınavlarda ya da KPSS'de sorabilirler. Osmanlı Devleti'nin yaptığı Türkiye sınırlarında kalan ilk demir yolu İzmir-Aydın demir yoludur. Osmanlı Devleti'nin yaptığı Türkiye sınırlarında kalmayan ilk demir yolu Köstence-Çernova demir yoludur. 1856'nın 15 Şubat'ında İstanbul Tıp Cemiyeti'nin kurulması. Cemiyet nedir? Topluluk, yani günümüzdeki halk sağlığı merkezleri var ya. Halk sağlığı merkezlerinin temelleri olarak düşünebiliriz biz bunu, değerli dostlarım. Hatırlarsanız 18 Şubat 1856 tarihinde ıslahat fermanı ilan ediliyor. Çünkü niye? Osmanlı Devleti Rusya ile savaşta, Osmanlı Devleti şunu düşünüyor. Acaba ben yabancılara, azınlıklara bir takım haklar verirsem,
Benimle yapılacak olan barış anlaşmasının şartları buna göre hafifletilir mi diye düşünüyor. Ama bu başarısız oluyor. Neden anlıyoruz? 30 Mart 1856 tarihinde Barış Anlaşması gerçekleşiyor ve aynı tarihte doğrusu şöyle diyelim. Öncelikle Rusya, İngiltere ve Fransa ve Osmanlı İttifakı'nın aracılığıyla yenilgiye uğratılıyor. Ve aynı tarihte Barış Anlaşması gerçekleşiyor. Biz demiştik ya bu işe yaramıyor. Adını kralının salat verilenin ayrıca kralı işe yaramıyor diye. Bunu da nereden anlıyoruz? Bunu da şuradan anlıyoruz. 30 Mart 1856 tarihinde imzalanan Barış Anlaşması ile Karadeniz tarafsız ve silahsız bir hale getiriliyor. Bu sayede Karadeniz hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet'in Kırım fethinden beri bir Türk gölüydü. Hatta 2. Beyazıt'ın Kilibak Kerman'ı da alması buna dahil. Türk gölüydü çünkü Kilibak Kerman sınırları bağlıyordu. Kırım'la Osmanlı arasındaki sınırları bağlıyordu. Ve bunun neticesinde de değerli dostlarım şöyle bir sistem oluyordu. Bu sınırlar bağlandıktan sonra Osmanlı Devleti buraya egemen olmuştu tam manasıyla. Lakin 30 Mart 1856 Paris Barış Anlaşması'nın imzalanan maddelere göre Karadeniz'in silahsızlandırılması ve tarafsızlaştırılması artık Karadeniz'in bir Osmanlı gölü olmadığının kanıtı olarak gösterilebilir değerli dostlarım. Bunu da sorarlar. Karadeniz hangi anlaşmayla Osmanlı gölü olmaktan çıkmıştır? 30 Mart 1856 Paris Anlaşması. Peki hangi hükümle çıkmıştır? Karadeniz'in silahsızlaştırılması ve tarafsızlaştırılması hükmüyle Karadeniz artık Türk gölü olmaktan çıkmıştır değerli dostlarım. 22 Mayıs 1856 İstanbul Cup Cemiyeti'ne şahane unvanının verilmesi ve cemiyetin adının Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi. Yani şahane yüksek demektir. Yani yüksek tıpçıların, tıp alanındaki yüksek insanların, yani tıp sağlıktır, sağlık alanındaki yüksek insanların kurdukları, faaliyet gösterdikleri bir cemiyet olarak Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane unvanını almıştır değerli dostlarım bu cemiyette. 1857 yılında Orman Mektebi'nin açılması hususunda ilk teşebbüs gerçekleştiriliyor. Şimdi değerli dostlarım, Orman Mektebi nedir? Orman Mektebi, şöyle yorumlayabiliriz. Orman Mektebi ne? Şöyle yorumlayabiliriz. Orman Mektebi ne? Osmanlı Devleti'nde eğitim ve yani günümüzdeki ormancı dediğimiz ya da orman işletme müdürlüğü ya da orman işletme genel müdürlüğü olması lazım. Genel müdürlüğü dediğimiz yapı var ya, ormancıların yani ormanda çalışan insanlar denetleyen insanların faaliyet gösterdikleri ormanların korumasını ve sürdürülmesini sağlayan bir kurum var. Orman İşletme Müdürlüğü diye. Ya da Genel Müdürlüğü diye. Bu kurumun temelindeki ormandaki bu yani çalışan ne diyeyim? Elinde motorla giden değil de bu çalışanları denetleyen insanların eğitim alması için Orman Mektebi'nin kurulması teşebbüsü gerçekleştiriliyor. Ama bu teşebbüs maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor değerli dostlarım. Yani 1857 yılındaki teşebbüs başarısız bir şekilde sona eriyor. Tabii daha sonradan tekrardan denenecek. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte 1855-1857 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1857-1861 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz diğer videomuzda sizlerle birlikte bu 4 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok
teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.